Dördüncüsü. Dördüncü. 134'ten okuyorum. Bak gösteriyorum arkadaşlar. Dördüncüsü. Bizimle alakadar bir zat. Laikalar ne kadar hoş değil mi? Biraz önce şu anlarda laika okudum. Bizimle alakadar bir zat çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevki ve şefkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini abi derste uyuyorum diyor. Peki ben soru sorayım da. Yatakta yatamıyoruz. Bir sağ bir sol. Evde uykumuz gelmiyor. Yatağınızın kenarına masaya ya Kur'an ya Risale koyun. Okumaya başlayınca niye uykunuz geliyor? Uyku yeri değil burası. 200 kişi insan var. Geliyor Perşembe günü. 150 kişi rahat oluyor. 150 kişinin içinde uyuyorsun da yatak odanda tek başına niye uyuyamıyorsun? He? Yatak odanda sağ sol sağ sol bir sürü uyku. Buraya gelince ben uykuya giriyorsun. Ulan burası otel miydi? Nasıl yatıyorsun? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Uyku basıyor. Çünkü yatak odasında gergin, akıl gittiği, geldiği, onu getirdiği şeytan. Aha, bir tanesi diyor ki, abi bu kafada 1001 tane sesler var diyor. Herkes var abi. Sen var mısın? Bir ben yokum diyor burada. Ay böyle diyor. Herkes var, bir ben yokum diyor. Öyle diyor, böyle diyor. Uyku olur mu? Peki buraya gelince ne oluyor? Ruh o kadar rahat diyor. Niye rahat diyor? Şeytan gidiyor, cin gidiyor, ervah habise devre dişi oluyor. Ruh o kadar rahat diyor ki hop yumuşuyor. O için uyku geliyor. Ruh rahatladığı için geliyor. Bazısı dedi ki lan uyuma lan. Ben de diyorum ki uykusu olmayan gelsin buraya. Uyu. Hiçbir tanesini de uyandırmıyorum. Ruh rahatladı adam. Şeytan gittiği için cin gidiyor ya. Ama gene uyumayın siz. Diyor ki eski zevk ve şefkini kaybettiğini, sıkıntı bastığını, abi sıkıntı çoğaldı, uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti. Ona dedik. Sıkıntı oluyor değil mi? Kastamonu kaçıncı sayfadaydı diyebilen var mı? Bir zaman bana da sıkıntı bastı diyor. He? 246 mıydı? 220 miydi? 220. Bak usta, ustad gibi bir zata sıkıntı olur mu? Olur. Aa söylüyor. Yok, 220'de değil. Eyvah. Okumuyorsun Hasan, fazla okumuyorsun. Bana da sirayet et diyor abi. 249. Okuyorum bak. Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Toplumsal bir hastalıktır. Seninle alakası yok. Ben niye sıkılıyorum? Ya hakikaten ya. Kimse sıkılmıyor bir sen yani. Lan toplumsaldır bu. Ahir zaman. Ahir zamanın Müslümanı olacaksın, sıkılmayacaksın. Sıkılmamak bir kere sıkıntıdır. Bak ne diyor? Bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan, manevi. Maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Herkes düşüncesini salıyor, hayalini salıyor, konuşmasını salıyor. YouTube'larını cep telefonuna çıkan o enerjisi, sen mi seyrediyorsun? O cep telefonundan çıkan film atmosfere gidiyor. Küfür gidiyor. Gaflet gidiyor. İnsanın halet rüyesi gidiyor. Hava bozuluyor. 66'da söylüyor bunu. Kastamonu. Hep laikada dolaşıyorum görüyor musun? Laika okumayan istikamet nasıl olacak ya? Bak laika okuyorum böyle yatarak yapıyorum. Bak deli diyecekler. Desinler deli ya. Ha bak böyle kitap okunur mu? Okunuyormuş. Okudum.
Kur'an bile okunur. Yatarak bile okunur. Ayet var. Maddi ve umumi bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Sirayet kanunu görüyor musun? Bak bu bile sirayet ediyor. Esneme sirayet ediyor. Sigara içsen öteki, o içmezse ona sirayet ediyor. Sigara içmeyen, sigara içenin ortamına girse sinir. İşte sirayet ediyor. Onun için yaptım böyle. Bu sirayettir. Ne diyor? Hatta bana bir gün sirayet etti. Ne yapacağız ustadım? Hadi ustadım oldu dedin. Niye dert imal ediyorsun? Dert babası mı olacak şimdi? Diyor ki bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Allah'a yemin ederim ki ustad böyle. Sıkılınca mahkematıma oturdum bugün. Bayağı bir duman olmuştum. Bir oho. Şey diyeyim. 11. mukaddeme diyeyim. Niye bir risale, bir eser niye anlaşılmıyor? Şap ve muşkul olan bir eser niye hemen anlaşılmıyor? Oradayım falan. Okudum bir vakti hiç kimse yok. Nerede? Ademi vücut, Adem kayboluyor. İmam Şafii ne güzel demiş. Radiyallahu anh. Allah şefaatine mazhar eylesin. Hak ile meşgul olmasanız şer sizi işgal eder. Karanlık yaratılmıyor. Karanlık zaten var. Aydınlık yaratılıyor. Sıkıntı yaratılmıyor. Sıkıntı zaten var. Huzur olunca onu devre dışı yapıyorsun. Karanlık nasıl var? Sıkıntı da var. Karanlığı ortadan kaldıran nur, sıkıntıyı ortadan kaldıran maneviyat. İşte ne yaptın? Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. O kadı yerde var ki bu. O kadı yerde var ki bunun çaresi. Mesela söyleyeyim. Sırf Kastamonu'daki yerleri söyleyeyim. 217'de var. 66. sayfada var. Barla 249'da var. Kastamonu 14'te, 123'te, 247'de de var. Hele 14'teki acayip. Barış. Garip garip bakma Barış. Savaş zamanındayız. Ne barışı ya? Bir atıf yapacağım abi. Tamam. Ama ben bitireyim bak. Her derdin en kutsi dermanı olan nedir? İmanı. Ve imanı, imanı bil kaderden, bak, imanı bil kader, kaderden kazaya riza ilacını imdadıma gönderdi. Tam sabır içinde şükrettirdi. Demek ki her derdin en kutsi devası olan iman, ama hangisi? İman 6 tane şubesi var. İmanı bil kaderden kazaya riza. İlacını imdadıma gönderdi. İlaçmış. Kazaya riza. Görüyor musun bak? Ha? Şimdi söyle bak. Evladındaki zevk-i şevkini kaybetti. Niye zevk-i şevkini kaybediyor abi? Emir daha bir. 57'de. Hatta ehli hakikat, hakikat ve marifetullah bulmak için kesret dairelerini unutmaya çalışıyorlar. Ta kalp dağılmasın ve lüzumlu ve kıymetli şeye sarf etmek lazım gelen merakı, zevki, şevki lüzumsuz fani şeylerde telef olmasın. Evet. Demek ki zevki ve şevki, sesi yüksek oku ki. Zevki ha. Ve şevki abi gitmemiş. Sadece yönü değişmiş. O da nasıl olmuş abi? Kesret dairelerini çoğaltmış. Yani ne terklere evet. Bakıyor. Terk. Evet. Görüyor musun? Bak 21 yaşında bak tespit edin. Nereden okudun abi? Emir abi 57 abi. 57. Bu laikalar ne acayip bir şey değil mi? Psikoloji kitabı değil mi? Bir de okuyorum. Bizimle alakadar bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikata okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti ona dedik. Fazla izah yapmayayım da şu şeyi bitirelim. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor. Hava kapalı olunca öyle oluyor biliyor musun? Yani ben sıkılıyorum. Hemen kendine fatura çıkarma.
Bir bak camdan bak bakalım hava nasıl. Hava kapalıysa şansın yok. Senin de benim de yok. Mesela Büyükçekmece tepecik ya burası. Bakın oradan Sultanbeyli'de doğru bak. Burası kapalıysa bil ki Hasan sıkıntıda. Öyle. Ne diyor bak, maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor. Asabi sinelerde asabi ise inkıbas hali başlıyor. İnkıbas. Kaps değil. Bast. Şey. Bast değil. Kaps. İçeriye basılıyorsun. Güneş olunca da nasıl ki bulutlar gittiği gibi içindeki bulutlar da gidiyor. Asabi sinelerde inkıbas hali başlıyor. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi tamim etmiş memleketlerde. Hele Avrupa'da, Fransa'da biliyorum, deniz olan yerlerde, günahı çok olan bu yerlerde. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniye, hevesat ve günahların yapılacak, günahların çok uygulandığı yerler çok olursa, tamum etmiş memleketlerde, genellenmiş bir memleketlerde, hususan şuhur-u muharreme ve şuhur-u mübarekede manevi havayı tasfiye eden alem-i İslam'ın intiba ve teveccüh umumisi, o mübarek şuhurun gitmesiyle tevakkuf etmesinden fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında, yani mesela 3 aylarda herkes Kur'an okuyor, namaz kılıyor, teravih gidiyor, hava düzeliyor, atmosfer düzeliyor. 3 aylar gidince o zaman atmosfere müsbet şey verilmiyor. Ya şuur-u selasenin gitmesiyle tevakkuf etmesi fırsat buluyormuş. Havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında bu sefer dalaletler çoğalıyor havaya. Onu da biz teneffüs ediyoruz. Allah Allah ne ya, hava böyle işte. Tesirleri zamanında ve bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayat-ı dünyeviye hevesat-ı nefsanenin tasallutlarının noksaniyetinden, kış ise mesela aşini geldik, geliyoruz, dersler, ev dersleri, dershane dersleri, böyle maneviyat o kadar güzel oluyor ki, çünkü günah pek yok piyasada. Bak onu bile söylüyor, bak ne diyor, bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayat-ı dünyeviye, bu laika gibi gözüküyor ama bu aslında atmosferle, dünya ile insanın intibakını söylüyor. Ya kardeşim bu biyolojide değil ya. Nasıl bir ders? Bak şimdi kışla yaz, havanın insanla, sıkıntıyla, huzurla ne alakası var? Nasıl bir şey bu? Nasıl bakış ya? Nasıl tespit? Sıradan bir şey okuyoruz ha. Ya bu yazılır mı ya? Hava, adam şimdi türkü söylüyor evde. Gayrimeşru bir şey seyrediyor. Öteki tarafta iyi şeyler seyrediyor. İyi Kur'anlar okuyor. İkisi de havaya veriyor. Hangisi galipse o şehre öyle oluyor. Mesela ona delil. Canlı yayında olanlar da benim söylediğimi baksın. Uygulasın. Siz de bakın buraya. Bak şimdi. Şimdi bu ders salonu ya. Yarın perşembe umumi ders olacak. Şimdi buranın atmosferine bir bakar mısın? Bak şöyle. Bak oraya bak. Bana bak. Bak. Şimdi sizin odalarınız var yukarıda. Böyle midir? Allah aşkına söyle. Benim odam böyle bile değil. Yukarıda. Senin Nadir abinin odası değil mi? Bak Nadir abi geliyor ha diyeyim sana. Ama mümkün değil. Ben de oraya giriyorum. Mümkün değil. Şimdi derste dinleyenlere söylüyorum. Yatak odası, mutfağınız ve ders yaptığınız, ders salonunuza bakın. Bir kafanızı kaldırın ya. Bir bakın bakalım. Değişiyor kardeş. Sima değişiyor. Sima. Mesela simalarla, mimikleriyle ehli dünya bile okuyor. Mesela bir gittim Kırıkhan'da bilet alacağım o zaman.
Has, ismini de söylüyorum. Has, hat hayali bir seyahati demek. Has, bilet alacağım. Şöyle baktı, İstanbul dedim. Yok bilet dedi. Biletimiz yok dedi. Nasıl yok dedim ya? Size biletimiz yok dedi. Beni nereden tanıyorsun kardeşim? Ben yolcu değil miyim? Sonra çıktım. Beyaz eşyada kardeş vardı. Neyse kızdım. Dedim gitsene dedim. Bir bak bakayım ne konuşuyorlar böyle. Mutlaka benden sonra konuşuyorlar. Öğrenmek için bir de şey sor dedim. Ankara'yı sor, İstanbul'u sor falan. Abi diyor ki diyor. Hemen arkamda. Ya bizden değil dedi ya. Bakmıyor musun dedi yüzüne dedi ya. Bizden. Bizden ne alalım? Bizden olmadığını anladığım için vermedim bileti demiş. Biz de onları anlamıyor muyuz? Onlar bilmiyor mu? Hava böyle. Etle ne alakası var benim Kur'an okuduğum? Etle ne alakası var benim tefekkür ettiğimi? Etle ne alakası var senin Kur'an ne namaz kıldığını? Yani günahla ne alakası var? Şeytan gibi, engerek ilan gibi gözü sokuyor. Günah işleyenlerin fasık kalplerin gözüne bakamazsın ki. Engerek ilanı gibi sokar ya. Göze bakılmıyor. Onun için zaten söylüyorum. İçtimaiyetteyken, ashabi olanlara araba kullanırken kimsenin gözüne bakmayın. Hem akma oluyor, hem ashabiliğin çoğalır. Ne alakası var ya? Sima ile namaz ne alakası var ya? Bakın topluma. Türk'ü, Ermenisi, ondan sonra Sunnisi, Alevisi, Şiası, hepsi simadan belli. Türkiye'de yaşayan, yaşamayan, namaz kılan, kılmayan. Diyecekler ki biz iş yapıyorsun. Yok kardeşim, namaz kılan, kılmayan ama simalardan da nereye mensup belli ya. Ne alakası var demek istiyorum namazla sima. Şimdi böyle sima olur mu bayram gibi? Baksana Cafer. Evet. Ha? Geldiniz mi? Ama bizim ders bitmedi. Maalesef ikinci derse de yakalandık. Elhamdülillah. Hadi bakalım. Onlar derse gitti ya birinci ders. Hevesat-ı nefsani tasallutlarının noksaniyetinden ehli İslam ve ehli imanda hayat-ı uhrevi çalışmak iştiyakı kışın olduğu için baharın gelmesiyle hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsani'nin inkişafiyle o iştiyak-ı uhreviye gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evratlarda zevk, şevk yerinde esnemek ve futur gelir. Demek ki derslerde kitap okurken, risale okurken, evrat okurken uykumuzun gelmesinin sebebi neymiş? Yani neymiş? Terklerimizin olmayışındandır. Abi, şurada diyor ya abi. Hizli, sesli yüksek ha. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Evet. Niye maneviyattan yabanileşmiş abi? Muhakimatta 17'nin sonunda abi. Hem de nazarı dikkate almak lazımdır ki kim bir şeyde çok tevaggül etse galiben başkasında gabileşmesine sebebiyet verir. Bu sırra binaendir ki maddiyatta tevaggül eden maneviyatta yabanileşir ve sati olur. Evet. Maddiyatla çok iştigal ettiklerinden evet. Maneviyat. Hatta ne diyor? Kışın bak bilhassa kış tazike altında bir derece hayat-ı dünyeviye hevesat-ı nefsiyanenin tasallutlarının noksaniyetinden kış gelince nefis tahakküm olmuyor. Dünya hayatı kapanıyor. İş güçler bitiyor tarla marla. Ne oluyor sonra? Ehli İslam ve ehli imanda hayat-ı uhreviye çalışmak iştiyakı çoğalıyor. Baharın gelmesiyle ne oluyor diyor. Hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsanenin inkişafı ile o iştirak-ı uhreviye, o iştiyak-ı uhreviye, yani ahiret arzusu gizlenmesi anında elbette böyle kutsi evratlarda zevk, şevk yerine esnemek futur gelir. Fakat madem hayru umuru ahmezua sırrı ile, yani işlerin en hayırlısı zorlu olanıdır. Hafız doğru mu dedi? He. Yani hayr-ı umuru ahmezua. İşlerine hayrısı nedir? Zorlu olanıdır. Sırıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amal-i saliha ve umuru uhreviye daha kıymetli, daha sevaplıdır. Mesela çabuk Kur'an okuyabilen, mesela ben kendimi söylüyorum.
ezber olan sureler var. Kur'an okurken o geliyor, Allah biliyor ya, o kadar zevk alamıyor. Tırt tırt gidiyor. Ama ezberimde olmayanlar normal okuyuş oluyor, ondan keyif alıyor. Bak ne diyor? Meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amali saliha ve umuru hayri daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp nasıl kurtulacağız? Ha, benimle alakası yok bu sıkıntı. Manevi hava bozulduğu gibi maddi hava da bozuldu. Bir, bana sıkıntı olan maddi havanın bozukluğu. İki, yazın olması. Üç, bulunduğum yörede, mahallede, binada şerlerin fazla atmosfere salınması. Banda, bende de şey yaptım. Zevk, şevk yok. Böyle sıkıntı gibi meşakkatler başladı. Ama hayru umuru ahmezva. İşlerin en hayırlısı meşakkatı fazla olandır. Sabret ve diren. Sen de bu cepheyi kuvvetlendir böyle. Sen de gönder böyle. Daha kıymetli, daha sevaplıdır sıkıntıda. O meşakkatteki ziyade sevabı düşün. Yani bu sıkıntı gene oku. Sevabı düşün ve makbuliyeti düşünüp. İşaret-i Caz'da diyor ki sabah namaza kalkamıyoruz. Namaza tembellik oluyor. Nasıl kalkacak bir yöntem söylüyor. Diyor ki kim seni muhatap et diyor. Kim seni huzuruna çağırıyor. Bu sefer ubudiyetteki sıkıntı diyor gider diyor. Allah beni çağırıyor. Sen diyebilir misin? Abdülmelik. Abdülmelik. En çok sevdiğin adam. Ya abi şimdi uyuyorum ya. Gelemem abi uyuyorum. Herkes edebilir misin? Cumhurbaşkanı telefonu çalsa. Çaldı. Zır. Ulan ya bu saatte kim arıyor? Durmuyor telefonu. Alo buyurun. Ben reisi cumhur. Abdülmelik seninle görüşeceğim. Ben şimdi yatıyorum reisim der misin? Hazır ola geç. Hazır ola geç. İşte kainatın patronu arıyor. Zırr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 
Abdülmelik, seninle görüşmek istiyorum. Ya Rabbi, yatıyorum şimdi ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yatıyorum ya Rabbi. İkinci kez söylüyor. Ama yatmaya devam edersen bir hal olur ki telefon çalmaz. Karşıki taraf telefon ettiği halde telefon eder. Haşa, Cenab-ı Hak. Kalp. Usta da usta öyle telefon diyor. Burası ahize, bu da haize. Ahize alet, bu da alet. Cenab-ı Hak telefon eder. Kalp der ki ya Rab, aradığın zata ulaşılamıyor. Kapsama alanın dışında. Ya kapsama alanın dışında ya telefonu kapattı. Seni 70 defa, herkesi 70 defa arıyor. Ama kalp öyle diyor. Ya Rab, aradığın kulun kapsama alanın dışında. Ulaşılamıyor. Peki. Ama Allah ümidi iş yapmıyor. Ne arıyor? Ama öyle de vefat edersen. İşte işaret-i caza diyor ki, ubudiyetteki külfet, muhatap olma şefki galebe eder diyor. Allah beni çağırıyor. Ya Rab, yatıyorum ya. Ya şimdi yatıyorum. Reis-i Cumhur'a diyebilir misin? Sayın Başkanım, Sayın Tayyip'im, şimdi yatıyorum. Şimdi bu saatte aranır mı ya? Bu saatte ya. Allah'ım. 7'de, 6.30'da beni arıyorsun ya. Yani Allah'ın günü yok mu ya, beni 12'de arasan olmaz mı? Diyebilir misin? Ya Rab, beni bir şeyin 5.30'da arıyorsun ya. Olur mu? Ha, işte işaret-i cazı ben tiyatra yaptım. Ubudiyetteki meşakkat, huzura davetinle ortadan kalkar. Ya. Tamam ya Rabbi. Nasıl telefon çalıyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yatıyorum. Tekrar zil çalıyor. İkinci zil çalıyor ya. Zırrrr. Olmadı. Zırrrr. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya.
Demek ki son okumuştuk ama bir daha okuyayım orayı. Meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amali salih ve umuru hayri daha kıymetli, daha sevaplıdır. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. Vahir davahım. Enilhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ım İhtina sıratel müstakim, sıratel lezine namta aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve lezzallin. Size bir şey söyleyeyim. Namaz kıldıran şey, gerçi hafızlar biliyor da. Bakın. Fatiha'da nerede kesinlikle duracaksınız? Tı harfi var ya, tı. Mutlaka durulacak. Onu öncekisiyle bağlamayın. O ayeti de sonrakisiyle bağlamayın. Hangisi? Orada mutlaka onu tek okuyacaksınız. O ayeti Fatiha'da. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bunu öncekisiyle beraber veya bunun da devamı ile okuma. Bu tek oku. Yani şöyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ben dolayı değil mi? Yok. Malik yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yok olmaz. Çünkü tı var. Veya ihdine sıratel müstakime sıratel lezîne en'amte aleyhim. Yanlış mı okudu, şey yaptım? Sen baktın. Tı hangi? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'in önünde arkasında tı var değil mi? Onu bağlama. Ne önceyle ne sonrakisiyle bağlama. Onu müstakil oku. Manası nedir hafızım? İyyâke na'budu. Ancak sana kulluk eder ve ancak yalnız senden yardım dileriz. İşte sırrı ihlas burada. İşte o di ayet bizim lisanla konuşsa desem ki ben İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Bana mı ibadet ediyorsun? Siz bana mı ibadet ediyorsun ki siz benden yardım istiyorsun? Ne kadar putların var, ne kadar ilahlar edindin. Para put, kariyer put, işte mevki makam put. Ya kim put edindi? Namazı ortadan kaldıran her şey puttur. Ne için namaz kılmadınsa o senin putundur. Ne için oruç tutamadınsa özür hariç. Şekerim var, bilmem kazandım. Ne için tutamadın? Vallahi tutamıyorum be. Açlığa dayanamıyorum. Beden put. Nefsini ilah edineni görmedin mi? Bu işte. Açlığa dayanamıyorum da oruç tutmayan kendi nefsini ilah edinmiş. İlah bu. Orucu ortadan kaldıran ne varsa orucun yerine o geçmiş. İşte İyyâ çekeceksin orada. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Onu eğer o zaman hak ediyoruz, yardım ondan, ancak ondan olacak. Onu şey için dedim, okurken bağlama bir soruya, okurken bir öncekisiyle beraber okuma. Onu müstakil yap. Şimdi sorusu olan var mı bakayım? Bakayım. Nereye bakılıyordu? Şuraya bakayım, yok galiba. Ha, 4. Kastamonu 249, Allah razı olsun şey getirdi. Yani Allah razı, tamam, bir soru yok. Tabi olsa da biraz zor bu saatten sonra, çünkü bir buçuk saat oluyor. Ayrıyeten sorusu olan var mı abiler? Ya ben şunu da bahsetse veya şunu da sorsam, bildiğim bir şeyse cevap vereyim. Var mı abiler canlı yayında? Ben şunu anladım abi. Hani hastalığımızı teşhis etmek için doktora gidiyoruz ya. Aslında doktor elimizin altında da biz ilaçları nasıl kullanacağımızı öğrenemiyoruz. Bunda. 13. sıkıntısı olana. 13. şu ayı kalem ve defter alacak. Allah Allah. Ben mesela öyle, benim gömlekler hep sol kolum gider. Farkındasınız değil mi? Gömleklerim hep soldan gider.
Şavlarlarım hep dizden gider. Buraya hep bunu yazıyorum, bunu koyuyorum. Allah Allah. Şuaları yaz, 13. şua. 12, 13 şua. Bir de mesela Kastamonu'yu. Böyle yaz yaz, bak ne oluyor. 13 sıkıntı için. 13. şua. Başka? Ya vehim ve vesveseden, vesveseyi risalesi demeyeceğim. 13. lema. Adamı bir tanı. Ulan niye sönüyorsun ya? Adam, adam kim? Nasıl bir adam? Karakteri ne? Boyu, kilosu ne kadar bu şeytanın? Ne yapar? Nasıl girer? Ne der ya? Ne yer, ne içer? Nerede barınır? Tamam. Mesela ben size söyleyeyim. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın sözüyle şeytan kanda dolaşır. Yeri o. Müslüman cinler girmez vücuda, kafir cinler girer. O da dimağa girer. Yani kafayı karıştırır diyor. Hennas diyor, ustad diyor, lemaatta. Kafayı karıştırır. Yani vehim verir. Yani düşünce bozukluğu cinler yapar. Amele, imana, namaza, gusle, yapılan eyleme musallat vesvesedir. Seyrettiğimiz filmler, yanlış filmler, yanlış işte sesler, müzikler, erva habisi olur. Onların yeri neresi? He? Kemikte olur. Nerede olur başka? Dişte olur. Başka? Tırnakta olur. Kemikte olur. Nereden söyledim? Beşinci şua. Onun için kemikler ağrıyor mesela. Kemik ağrı. Kemiklerde saklanırlar. Onun için okuyanlar ehli ise, ehline ben malzeme veriyorum. Kemiğe temas ederek okusun. Neresi varsa, ağrıyorsa. 19. mektupta Peygamber aleyhissalatü vesselamın okuduğu hepsi fiziksel temasla okumuş. Çocuk konuşamıyordu diyor. Elini göğsüne koydu diyor. Okudu, siyah bir şey kustu diyor. Hazreti Ali'nin karnı ağrıyordu diyor. Ayağını sürdü diyor. Kuyu diyor, suyu acıydı diyor. Tükürüğünü şey yaptı. Fiziksel temas. Su ordu susuz kaldı diyor. Ya Ebu Bekir su dök diyor. Biz döktü, ondan sonra devam etti. Kuru kuru hemen bir anda başlamadı. Biraz su döktüler mesela. Şöyle. Ondan sonra devam etti. Öyle devam etti. Fiziksel temas. Bütün şeyler, ders şeyler, dualar fiziksel temas. Hayasız bir kadın diyor, lokma istedi diyor. Koparttı verdi, kabul etme. Ağzından çıkanı ver dedi. O neren ağrıyor kardeşim? Parmağını oraya koy. Bir şey de sorabilir miyim? Bu fena madenleri işlettirmememiz için ne yapmamız lazım? Bak o 82 mi? 82 mi lemalarda? İşte orası. Fena madenler işlettirmemek için hemen altında söylüyor. Ya 75 değildir ya. 75-82 mi? Orada lemalar. 13. lema. Fena madenleri işlettirmekten. Orada peki fena madenleri işte en önemlisi Hasan'ım, Adanalı Hasan'ım. En önemlisi terklerimizi çoğaltacağız abi. Terk. Terk ve tecrübe. Tecrübe ettim terkleri yani. Hiçbir şey kalmadı elhamdülillah. Onun faydasını çok gördüm yani terk. Elhamdülillah. Çok şükür. Peki daha sorusu yok. Bunları da fazla isyan ettirmeyelim. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Kalan ömrümüzü de geçmiş ömrümüzden daha hayırlı eylesin. Bir de böyle bizi vehim ve vesveselere takıtırıp da meşgul ettirmesin. Huzurundan bizi almasın. İmanla teris olmayı nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan kullarının zümresine ilhak eylesin. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.